Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tababat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmatullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Bugun 26-fevral juma kuni 2021-yil. O'tgan darsimizda kuydirish, kuydirib davolash joizmi degan masalani ko'targan edik. Ya'ni Imom Suyutining ushbu bobida kirgan ma'lumotlarni taqdim qilayotgan edik. Unda Rasululloh alayhissalom kuydirib davolashdan ko'ra hijomani asal bilan davolashni afzal ko'rganliklarini, akhal deb nomlangan bilakdagi o'rtada vena tomiridan qon oldirishni tavsiya qilganliklari va boshqa ma'lumotlarni keltirgan edik. Ba'zi holatlarda ushbu kuydirib davolashni xush ko'rmaganliklari, ammo bu butunlay kuydirib davolash nojoiz degani emasligi, chunki o'zlari ham mana shunday nayzani uchi bilan kuydirib, demak, zarurat yuzasidan ushbu amaliyotni bajarganliklari, shu bilan birga kuydirib davolashdan voz kechganlarni maqtaganliklari, 70 ming kishi jannatga hisob kitobsiz kirishligi haqida Rasululloh alayhissalom so'zlarini keltirdik va bunda ehtiyot choralarini ko'rish lozimligi va bunda aqida bilan ham bog'liq tomonlarini aytib o'tgan edik. Bugun shu mavzuni, demak, inshaalloh oxiriga yetkazamiz. Imom Suyuti rahmahulloh yuqorida eslatilgan hadislarga kelsak dedi. Ko'rinib turibdiki, ba'zilari kuydirishni joiz deydi. Boshqalari esa uni man etadi dedilar. Eng ma'qul, eng to'g'ri nuqtai nazar shundaki, mana shu ikki fikrning o'rtasida dedi. Shu yo'lda. Man etish, ya'ni qaytariq ruhiy holat bilan bog'liq. Qachonki kuydirishda mana shu narsa azobdan xolis qiladi deydigan e'tiqod bilan bog'liq deydi mana muallif. Ular qachonki ishonishadiki, agar kuydirilmaganda bemor o'lgan bo'lar edi deyishadi dedi. Mana muallif Imom Suyuti rahimahulloh bu yerdagi qaytariqni o'rni aynan mana shu e'tiqodda, shunaqa bir fikr mulohazada bo'lsa, mana shunga nisbatan qaytariq deydilar. Chunki aynan mana shunaqa ishonch, mana shunaqa e'tiqod bilan o'sha vaqtlarda kuydirish amaliyoti tatbiq qilingan. Va shu yuzasidan keyin man etilgan deydi. Biroq boshqa tomondan kuydirish amaliyoti ruxsat berilgan shunday holatdagi qachonki unga mos holat davolashni eng afzal holati deb qaralsa va bunda Allohning izni bilan Alloh, demak, shifo beradi deyilsa va buni, demak, dori vositasi sifatida, demak, qaralsa. Demak, Alloh o'zi shifo beradi, aynan dori emas va kuydirish emas deb qaralsa, bu joiz narsa dedi. Mana yana bir bor shu narsani aytib o'tmoqdalar. Shu jihatdan ko'pchilik insonlar ushbu fikrni bildiradilarki, o'zlarini mana shunday haq yo'lda degan gumonda bo'lishadi dedi va bunda aynan ular aytishadiki, agar u o'sha dorini qabul qilganida edi tirik qolardi, yo bo'lmasam agar u o'zining vatanida qolganda edi uni o'ldirishmasdi. Ya'ni bu yerda taqdiriy masala, qadarga iymon masalasi kelmoqda. Mana shu kuydirmaganda o'lar edi yoki shunga o'xshagan gaplar e'tiqodda to'g'ri emas. Mana shunaqa holatlarga nisbatan
Bu narsa qaytarib bo'lganligini yana keltirmoqdalar, izoh bermoqdalar muallif. Shu narsani ishonch bilan aytsa bo'ladiki, shunday taxmin qilsa bo'ladiki, kuydirishni qaytarish demak kasallikni oldini olish va kasallik xavfi hali yetib kelmay unga demek unga zarurat bo'lmay turib qo'llash. Mana shu narsa demak qoralangan yoki karohiyati bor deganday, makruhligi shunda degan ma'nodaki hali unga bir ehtiyoj yo'q. Hali kasallik avj olib ketish ehtimoli kam va shunday holatda demak qo'llash bu demak qoralanadi yoki tavsiya qilinmaydi degan ma'noda. Biroq zarurat holatda ma'lum bir o'ziga xos holatlarda kuydirib davolash joiz ruxsat beriladi dedi. Demek bu yerda mana yana tushunmoqdamizki bir kasallikni oldini olish uchun. Aslida bu profilaktika. Hozirgi zamonaviy tilda aytganda kasallikni oldini olishga biz harakat qilamiz. Misol uchun emlash masalasini olsak, u ham aslida bo'lishi mumkin bo'lgan infeksiya, yuqumli kasalliklarni yomon tus olishini oldini olishga qaratilgan hozirgi zamonaviy emlashda Rasululloh alayhissalom zamonlarida va undan keyingi tabiblarda ham emlash tushunchasi bo'lgan bu yaxshi tushuncha. Ya'ni buni o'ziga e'tirozim yo'q shaxsan mening. Emlashda o'sha kasallikni oldini olish. Agar shu demak aynan shu vosita shu malham bo'lsin, vaksina bo'lsin, o'sha kasallikni darhaqiqat oldini olishda amaliy bir natija bergan bo'lsa, ishonch bo'lsa, dalil bo'lsa, uning tarkibi, xususiyati ma'lum bo'lsa, foydasi zararidan kam bo'lsa, o'shanda joiz deb bilaman. Agar u kasallik ehtimoli, kelish ehtimoli juda kam bo'lsa, uning zarari, o'sha kasallikning zarari qilinayotgan emlashning zararidan katta bo'lsa, aniqrog'i agar kichik bo'lsa, kelayotgan kasallikni emlashdan ko'ra zarari kichik bo'lsa, davolash imkoniyati mavjud bo'lsa, unda va u tarkibi noma'lum bo'lsa, asoratlari ko'p bo'lsa, unda emlashni ham men joiz deb bilmayman. Ya'ni bu yerda ham hali kasallik kelmay turib, hali u unga bir zarurat bo'lmay turib, uni oldini olishga qaratilgandek. Ma'no jihatidan mana shu kuydirishga ham o'xshataman. Kuydirish deganda bir joyda bir jarohat avj olib ketmay turib o'sha joyiga kuydirilgan olov bilan. Ya'ni o'sha narsa kuchayib ketmasligi uchun. Agar kuchayib ketish ehtimoli kam bo'lsa, unda kuydirishga ehtiyoj yo'q bo'lsa, unda kuydirmagan ma'qul. Kuydirish o'shanda bir makruh bo'lib qoladi. Xuddi shunday agar bir kasallik kelish ehtimoli kam bo'lsa va uni davolash mumkin bo'lsa, uni xavfli asorati qaysi bir darajada mavjud bo'lgan bir emlash bilan qilaydigan bo'lsa, uni ham xuddi shunga qiyos qilaman shaxsan o'zim va uni demak mubohdan ko'ra demak makruhroq deb bilaman. Makruh deb bilaman. Endi bu shaxsiy fikrim. Mana shu qoida Imom Suyuti rahimahulloh keltirayotgan qoidaga binoan. Mana bu joyda mana imom keltirmoqdalarki juda muhim narsani. Teng xuddi shunday ishonch bilan aytamanki, ushbu taqiq kuydirishga hozirgi vaqtda ham Allohning demak diniga iymon susligi tufayli demak kuchsizligi tufayli qo'llaniladi. Nima degani bu? İnsanlarning Allohga uning diniga iymoni sust ekan, tavhid aqida sust ekan, ushbu demak qaytarib kuydirib davolashga o'z kuchiniga ega bo'ladi demoqchilar. Ya'ni qachonki insonlarning iymoni mustahkamlanar ekan, bu kuydirish menga shifo beradi demaydigan darajada bo'lsa, unda bu qaytariq ketadi. Ya'ni bu vaqt, makon, vaziyat taqozosidan kelib chiqadi ushbu taqiq.
Hüttü Rasulullah Aleyhisselam aytkanları dek, men sizlerini kabirlerini ziyaret kılıçtan kaytarar idim, indi ise ruhsat biremen, zira kabirler, kabristan ölümünü istatadı. Sebabını hem aittiler. Demek, kabirden kaytarıştan sebep ne mi bulgen? Rasulullah Aleyhisselam uşup aittı, adamlar demek şirkinin car yakasıda durgen, onlarga tavhidde urgatıp imanını müstahkem kılgenden sonra kabristanlarını, kabirini ziyaret kılışke ruhsat bergenler. Hüttü şu manada, uşbu kaytarık hem ve başka narsalarını hazır bir zamanda kıyas kılışımız mümkün. Vesile buladı mı başka meseleler? Kaçan ki insanlar demek şirk yakasıda, küfür yakasıda turgan vakti bu kaytarık uz küçüğe ige buladı. Kaçan ki insanların imanı müstahkem buladı, onda bu kaytarık hem ketadı. İtikadi tamamı şunda. Şunindik dedi muallif, uşbu küydürüp davalaş toluk mümkün buladı ki, kaçan ki başka bir imkaniyat yok. Başka bir çare yok. Şundan başka çare yok ve bu yegane çare bulsa, şak şüphesiz küydürüş caiz buladı. Aytaylik, uşa arteri kan tamırı cerahatlandı, kan gitmekte, kanını tuhtatış gerek. Bunda halatlarda, demek şu küydürülse olov bilen, hazırki zamanavi kılıp aytkende elektrik kalkulyatır buladı mı, termo kalkulyatır buladı mı, tikip koyuş gerek buladı mı, her kanday mevcut bulgen usul bilen uşa tamırını demek kan ivişini teminlab ya ki tuhtalışını pulsatsa hesabı da arteriyada demek kan ivime kaladı diye maktalar, bana İmam Suyuti şunu kiltir maktalar. Kan tamır arteriyası da pulsatsa hesabı ge ivetken kan hem atılıp çıkı uğradı, kan tuhtamaydı. Bana şunu da peyde küydürüş nafakat caiz, lazım buladı. Yani gerek olsa hayatını saklap kalış için vaciben buladı. Demek kur yapmış ki bitten arsana biz vacib, sünnet, makruh ya ki mubah deyişimizde halat ahamiyatlidir. Kendi halatta. Yaktirlik bilen bitten arsana bütünle mümkün emez ya ki caiz deyiş asan emez. Bırak dedi muallif, mana şu küydürüş orkalı cerahatının üstüde kuyka kan payda buladı. Şu joyda demek arteriya teşigi de kesilgen ya ki cerahat joyida şu narsa kuyka kan yapışıp kaladı. Kuyulup mana şu joyda kan ketişini tuhtatadı dedi. Dediler, mana şunday kan tuhtaş cerayanını hem izahlab bir maktalar. Bunday holatlarda kuyka kanının hasıl buluşu aynen akıl yüzesinden kilip çıkadı, Allah'ın izni bilen ruh biradı. Ve elbette bunda halette küydürüşünü demek yamanlaş doğru bulmaydı. Yani küydürüş mümkün emez degen gap bu joyda naorun buladı deyip kiltiradılar. Hatta bir aytadılar, kasam ki, yok ki dar hakikat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uşa peytte Sa'd'ni kan ketetken joyini küydürdüler gemoragiya, yani kan ketişini tuhtatış üçün, zira ondan başka çare yok idi. Eğer ushbu usulünü kollamaganda ölümge alıp gelişi mümkün idi dediler. Hatta ki mana amputatsiya, yani kol ayakının bir kısmı kesip alıp taşlanışı da cerahat joyida kanını tuhtatış için uşa joy küydürledi. Mana şu maksatta küydürledi ve bu halatta küydürüş şart buladı. Zarurat buladı deyilmoqda. Yana bir faydalı buladı ki uşbu hadis qayırda aytiladı ki İbn Umar odatda 100 nervini asab tolasını falacıda, paralicıda küydürüşünü kollardılar. Uşbu hadis Abu Zubayt keltiradılar quyidagicha. Bir kuni men ko'rdim İbn Umar bir kishining peshonasini kuydirdilar. Ya'ni kuydirish amaliyotini bajardilar. Buni kuydirma deyiladi ham. O'sha kuydirma usulini qildilar. Uning aynan 100 asab tolasining paralichi, shol demak parez paralich deyiladi. O'sha joyda biz bilamiz
Shunaqa holatlarni yuz nervi tibbiyotda ham ko'rsatilgan. Xuddi g'oz panjasiga o'xshab, yuzning quloq sohasidan yuzning hamma tomonlariga 5 panjaga o'xshab tarqaladi va undagi o'sha jarohatlanish o'sha bir tomonning mushaklarining innervatsiyasi sezgisigacha ta'sir qilib, qiyshayish yuz beradi. Mana shunday holatlarda demak, kuydirish amaliyotini, kuydirma qilish amaliyotini qilganliklarini aytib bermoqdalar. Hozirda, hozirgi kunda dedi Imom Suyuti, o'sha vaqtni 15-asrlarda hisoblanadiki, shu narsa aniqki, yuz nervini o'sha paralichida odatda quyqa bir kasallik keltiruvchi bir modda paydo bo'ladi. Va u surunkali kasallikka aylanadi. Zero hech bir dori u quyqa yuz nervini paralichiga olib keluvchi bir kasallik moddasini eritib yuborish xususiyatiga ega emas. Demak, o'sha vaqtda hech bir narsa yo'q ediki, uni o'shanda eritib yuborsa. Bu yerda o'sha kasallikka olib keluvchi modda bo'lishi mumkinki, u qon tomirining trombi, lekin odatda nervning jarohatlanishi, aytaylik, qisilishi, qanaqadir yallig'lanishi, shishi, ustidagi miyelin qavatining jarohatlanishi bo'lsa, har qanday ko'rinishida o'sha yuz nervini falajida boshqa chora bo'lmagani uchun Ibn Umar mana shunday kuydirma qilib davolaganliklar haqida ma'lumot kelmoqda. Hozirgi zamonda endi biror bir afzal usul, aytaylik, fizioterapiyalar, shu joyga bir demak, fizioterapevtik bir ta'sir qilish, turli xil elektroforez yo bir nurlar ta'sir qilinadi, qizdiruvchi malhamlar qo'yilar, iste'mol qilinadigan dorilar bor. Mana shularni qo'yish afzal bo'lsa, unda kuydirishga ehtiyoj qolmaydi. Demak, bu tib nuqtai nazardan vaziyatga qarab, holatga qarab tabib tomonidan belgilanishi kerak bo'ladi. Allohu alam. Mana shu bilan Imom Suyuti ushbu bobni yakunlaganlar, biz ham ushbu mavzuga nuqta qo'yamiz. Bu mavzuda bo'lgan ahli ilmlar bilan o'zaro tabib qoraqalarimiz bilan bo'lgan bahs munozaralarimizni natijalari ham shunga mos keladi. Aytilgan Imom Suyutining fikr mulohazalari, xulosalari Rasululloh alayhisalomning sunnatlariga mos keladi degan umiddaman va shunga demak amin bo'lib turibman hozirda. Alloh xayrli qilsin. Barchamizni ilmimizni ziyoda aylab, foydali ilm olib, insonlarga ko'proq nafa tegadigan bandalardan qilsin Alloh taolo. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.